Sevgili canlar, sevgili izleyiciler, Zehra TV ekranlarından hepinize merhabalar. Ahlak Sohbetleri programında ben Hüseyin Ünverdi. Stüdyo konuğum Doktor İftihar Enveroğlu hocamız. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah razı olsun. Yani. Sizden de. Hocam ahlak işliyorduk. Geçen bölümleri izleyenler hatırlayacaklar. İzleyemeyenler de YouTube'dan tekrarını izleyebilirler. Şimdi güzel örnekler verdiniz. En son programı kapatırken dediğiniz örnek çok hoşuma gitmişti. Mekarumul ahlakla mehasinul ahlaka örnek verebilecek olursak dediniz. Farzlar, insanın farzları yapması, günahlardan kaçınması ve daha sonrasında sünnete riayet etmesi. Ama bu adam farzı amel etmiyor. Kötü şeylerden de kaçmıyor, sünneti yapıyor. Bu dediniz mehasınülü yapmadan mekarümülü yapmaya çalışan birisi gibi. Yani nefsi zorlayan bir durum. Ve bunun dediniz çok kötü geri dönüşleri de olabilir. Yani aynen, insanı kendisine alıştırmadan aynı bir spor yapar gibi. Şimdi buradan hocam tutarsak daha ne demek istersiniz? Şimdi insanın nefsi de bir ejderha gibi dediniz. Bu ejderhayı nasıl küçültebiliriz ya da nasıl onu bayıltabiliriz? Uyku halinden baygınlık haline sokabiliriz ki diğer o mekarumul ahlakın cüzlerine geçiş yapabilelim. Birazcık da nefis tezkiyesine de giriyor tabii. Doğru. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de sizlere selamlıyorum değerli arkadaşlarım. Şimdi çok güzel sordunuz Seyyidim. Şimdi burada efendime söyleyeyim. Bakın, gelin onu diyelim. Ben demeli dini təhsil alan zaman, dini təhsil alan zaman çox insanlar vardı, dünyanın çox ölkələrindən gələn insanlar vardı. Nerdələr? Çox azı bir yerə ulaşa bildi. Tamam mı? Amma yani ulaşdı və görüyoruz ki, şimdi də hizmət ediyorlar. Allah da Allah, məsələn, saylarını çox alsın. Amma çoğunluqla görüyoruz ki, necə deyirlər, piyasada yoxlar. Və bu məsələlərdən də uzaqlaşmışlar. Bir yerə yetişmirlər, böylə söyləyəlim. Tamam. Burada bir şey gəldi aklıma, qoy deyim. Bir cəlib bir nöqtə gəldi. Bunu demiş olayım. Mərhum Şeyx Ənsar ağa, bilirsiniz, çox böyük bir alim idi. O zamanın mərcəyi təqlidi idi. Bir gözü də yox idi. Resfullu. Amma getmişdi sonra. Yəni dünyada qarşısına çıxacaq ikinci bir alim yox idi. Öyle şekilde o çok büyüdü, çok əzəmətlidi, o bir günəş kimi idi, o birler yıldız olsa o günəş kimi parlayırdı, Şeyx Ənsar ağa. O mərcəy təqlid olanda, təqlid mərcəy olanda onun yanına bir arka gəlir birisi, diyor ki, yadında mı biz seninle birlikte oda yoldaşıydık, deyir, evet. Yadında mı, hatırlıyor musun, biz seninle konuşan zaman o derslerimizi şeylirdi ya, aramızda mübahisə, ilmi mübahisələr. Tartışmaq demeyim de, ilmi mübahisələrimiz olurdu. Orada mən sənə daha qalib gəlirdim. Mən səndən daha iyi anlayırdım bu mətinləri. Dini hozada oxuyanlar biliyorlar mən nə demək istəyirəm. İlmi dərsləri bir-birləriyle arkadaşlar deməli tartışıyorlar. Tamam. Amma ilmi mübahisələr deyirlər ona. Vuruşmurlar. Sadəcə olaraq deyir ki, ben böyle anladım. Hatırında mı ben daha iyi anlıyordum diye soruyor. Diyor, evet hatırladı. Es niçin ben bir yere yetişemedim? Ama sen yetiştin. Sen oldun mərcəyi təqlid. Ben olmadım. Niçin? Şeyx Ənsar ağa, Allah ruhun şad eləsin. Diyor ki, yadında mı? O da diyor öyle. Yadında mı? Bizim paramız yok idi. Kaç gün aç kaldı. Gitti seninle biraz az bir para vardı. Ekmek almağa yetirdi sadece. Ekmeği aldık bakkaldan. Sonra sen bal da istedin. Ben dedim ki bal alma, azıcık bir bal istedin, azıcık bir bal. O bala dedim paramız yoktu, yetmiyor. O balı verende o bize nisiye vermedi, nisiye almadım ben. Nisiye sen. Sonra ısrarla onu geri döndürdüm. O zaman o biraz oradaki dibinde kalmıştı. Sen onu biraz şeyledin. Yadında mı? Mesela dilinle diyelim ki onu yaladın ki o miktar biraz kalmıştı öyle bir şey. Parasını vermedin. Vermeden onu gerçi yadında mı öyle bir şey oldu? Diyor evet yadımdadır.
İşte deyir, o koymadı seni yetişesen bu şeylere. Allah. Bakın, deyir o bir söz var, deyir, her şey bağmış bir iş, bərfəş bir işler. Bir kesin bamı, damı yeçi olsa, qarı da yeçi olur, böyük olur. Bu anlama ki, öyle böyük mertebelere yetişmek için çok şeyler, deyir, anan ki becairesiden, az evvel müvazib budan. Onlar ki bir yere yetişirler, önceden bunlar kendilerini koruyordu. Onlar öyle korundular ki böyle bir yerlere yetiştiler. Yani helal doğumdan sonra da helal lokma yemek, haramdan kaçınmak, değil bunu mi hocam? Bunu deyirəm, seyidim. Çok çok önemli, ince bir noktaya değindiniz. Aynen. Seyidim, burada neyi demek istedim? Yani kimsenin teveccüh etmediği şeyler artık bugünümüzde. Bakın, o arkadaşlar ki vardı, onu demek istiyorum. Bir yere yetişmediler. Ben onları çok inceliyorum, onların halatlarını. Niçin, neden böyle oldu? Onların istidadları daha çok iyiydi. Onların yetenekleri deyirsiz, yetenekleri daha güzel idi. Onlar bir kere, mesela yadımdadır, mesela bir kere okuyordular, öyle arkadaşlar görmüşüm. İnanın. Olayı hemen kavruyorlardı. Kur'an-ı Kerim'in, mesela biz Kur'an hıfz edildik, hafızlık evet. istirdik. Mesela bir sayfanı inanın kaç dakika, 10 dakikanın içinde öğrenirdi, hıfz edildi ve bana söylüyordu. O kadar hafızası gücü olan. Nasıl oldu? Şimdi ben söyleyeyim. Maalesef, maalesef gelenler çoğunlukla müstehab işlerle uğraşıyorlar. Gelen talebeler. Beni dinleyen ya okumak isteyen azizlere sözüm buradan şu. Önce gelirler, ne yapırlar? Ellerine tesbih alırlar mı diyeyim, zikirler alırlar. O kadar böyle yapırlar bu şeyleri ama verimli olmuyor. Niçin? Bakın. Bir örnek de ben vereyim mi? Buyurun. Medreseye giden benim tanıdığım birçok genç gitmelerinin ilk senesinde ya da ilk 6 ayında geri dönüyorlar. Bu sefer eskiden çok dindar olan, yani dine karşı ilgisi, cazibesi olan o gençler hocam, o işte mescitleri dolduran o çocuklar, Ehl-i Beyt'in zikredildiği Hüseyiniyeleri dolduran o çocuklar oralardan tamamen soyutlanmış oluyor. Halbuki eksine olması lazım mıydı? Neden? Neden? Ben söyleyeyim. Orada acaba onlara kötü bir şeyler mi öğretiyorlar? Hayır. Ruh meselesine gaydır. Nefs meselesine gaydır seyidim. Yani şu mekarumul ahlakam aslında. Deyim de. Yani bakın, hani demiştim ya, bir fener değilsiniz. Ne deyse o böyle yay var ya, yay. Evet. Ona fener değil. Yay diyoruz yay. Hocam biz. O yaylar var ya, Farsçada ona fener derler. Bizde ona Rusça derler. Prujin, yadımda da Prujinka böyle. Hani onların da içinde olması lazım. Tabii de böyle, yay, bunun içinde de var, kalemlerde de var. İnsanın ruhunu öyle bir şey tesavvür edebilirsin. Onun bir kapasitesi var. Müeyyen bir yere kimi gidebilir. Ondan orada birden, eğer çok şeylersen birden geri ele gider ki bu sefer zıvanadan çıkar mesela. Anlatabilir miyim? Çok iyi anladım. İşte nefs meseleleri böyledir. Onu yavaş yavaş, Hazret buyuruyor ki yavaş yavaş öğreteceksen. Eğer birden onu zorlayarsansa eks netice verir. Tamam mı? Bu böyle bir şey. Onu yavaş yavaş öğretme. Nasıl bedeni de yavaş yavaş öğretirler. Ruh da öyle olması lazımdı. Tamam mı? Doğru. Bedenle ruhun bu arada inşallah konuşanda diyeceğiz. Çünkü bunlar olmazsa olmazlar. Ahlak vesi konuşanda illa ve labut gerek nefsten de konuşalım. Ruhtan da konuşalım. İlla bu. Ama onun bütün kapsamın yok da. Tabii, çünkü belli, belli, biz aşağı psikoloji ilmine girir artık görürsen. Ama bize lazım olan miktarı, ahlak konularını içeren miktarda konuşmamız lazım. Şimdi onu demek istedim. İşte kapasiteleri görürsen tutumları olmuyor. Birden kaydır. O zaman görürsen ki bir zaman müminlerin çocuk bir defa başka türlü oldu. Çünkü artık bıktı o mesele. Bıkır. Ama ne yapmak lazım da? Görün ne güzel örnek verir İmam Sadık Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Ruhumuz o Hazret'e feda olsun. Hazret buyuruyor ki bakın farzları muhakkak yapmak lazımdır. Tamam mı? Hadiste buyuruyor. Diyelim öyle diyelim. Demeyeyim buyuruyor. Biraz insan şeylemesi lazım mı? Bu arada bir mesele şerh edeyim de. Yalan yere Ehl-i Beyt-i Müslüman isnat vermek neyse ki bu öyle dediği. Eğer yalan olsa Allah korusun. Doğru lazım olmazsa yani. Eğer oruç görsen batıl olur. Tamam mı? O yüzden öyle olmasın diyene deyir ki biz böyle gördük. Kitapta gördük ki İmam Sadık Aleyhisselam'a nispet verilen bir hadiste gördüğü böyle. O da meşhur hadislerdendi. Hazret hadiste şöyle buyuruyor ki hadiste şöyle gelmişti ki efendime söyleyeyim farzları ister senin halin olsun ya olmasın. Hani bazıları değil, halim yoktu. Halim iyi değil filan. İstiyor halin iyi olsun, iyi olmasın. Bunu yapmak zorundasın.
Onu koymamalsan kaza olsun. Ya koymamalsan o vaktinde. Mesela diyelim ayet namazı. Değil mi? Güneş tutulanda, ay tutulanda orada fori gerek insan ne yapsın? Elinde olan şeyleri de koyup o ayet namazını kılması lazımdı. Doğru. Allah korusun depremde, şimşekte bu şeylerde. Doğru. Foriyet o derece değil de. Çünkü bir ama ne kadar bacarırsa çabuk bunu yapması lazımdı. Şimdi desin halim yoktu benim. Onun halin oldu olmadı bu farzını yapman lazımdı. Şimdi biz namazdan örnek verdik. Başka şeylerde de oruç da olabilir. Şimdi biri var sağlamdı oruç da böyle diyecek. Yok hemen bugün tutmuyor. Olmaz ki. İstir halin olsun, istir olmasın. Doğru. Zaten oruçtan da insanın hali olmuyor mesela. Bunu muhakkak yapmak lazımdı. Tamam mı? Haramlardan kaçınmak da öyle. Sen de ne ki? Yok ben haramlardan kaçınamıyorum. Ben bana zor geliyor. Zor gelsin. Haramdan kaçınman lazımdı. Tamam mı? Muhakkak. Peki müstehepler nedir ve mekruhlar? O müstehep odur ki iyidir ama eğer bir insan yapmazsa yapmayıp sorun değil. Onu o dünyada ona göre cezalandırmayacaklar. Mekruh yapmasa iyidir ama eğer yaparsa onu o dünyada cezalandırmayacaklar. Bu dünyada biraz kötü olur ona. O dünyada sorun değil. Tamam mı? Onları nasıl yapacaksan Hazret buyurur ki onları seve seve. Bakın milac, meyyar ona ne dersiniz siz? Meyyar. Meyyar biliyor musun? Yok hocam. Yani bir ayar mı diyeyim ne diyeyim budur. Şimdi onun bir Türk dilinde bilirdim unuttum şu anda. Mesela etalon. Etalonu onun kriteri. Kriter. Kriteri meyyar budur. Kriter budur. Şudur ki sen bunu mehabbetle severek yapman lazımdı. Müstehepleri ve mekruhlardan uzaklaşmak da öyle. Severek. Eğer sen, eğer birisi gece namazı yani kılır, onu sevmeyerek kılırsa kendine yığır 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 sonra birden partlayabilir. Evet. Ruh öyle bir şeydi. Doğru. Ya mesela efendime söyleyeyim var mesela o kadar müstehepler var doludur. Var. Hatta lavaboya girende nasıl gireceksen çıkanda ne tür gireceksen orada nasıl olacak hamamdan tutmuş. Yemeği içmeği bir sürü var. Tamam tabii, bir tabii. Şimdi onları hepsini yapması bazılar var yapır çok da hoş gelir hoş onun haline. Yapır ona severek yapır. O, yani kriteri budur ki onu aşkla yapacaksan. Aşkla. Tamam mı? Ve öylece gelirsen ve insan orada kıyamette o bilirsiniz bazıları öyle düşünür ki cennet deyilende nasıl bir şeydir? Burası diyelim ki cennetti, burası cehennemdi, cehennemdir. Bu tarafta cennetler, bu tarafta öyle düşünürler. Hatta bu Yahudiler ve Hristiyanların kitapları olur. Böyle tebliğ edirler, misyonerler gelirler o zaman evlere atırlar. Birisi de bizim eve düşmüştü o zaman Azerbaycan'da. Ben şimdi hiç misaflamışam, bakıram bazen. Görürüm mesela cenneti vasf edir, cehenneme nasıl yanırlar? Hepsi bir yerde. Cenneti de ki hepsi bir yerde. Deyirler cümle falan. Kademe yok. Onlar onu bilmiyorlar ki kademe var. Halbuki buyururlar ki demeli cennet ne kadardı katı? 7 kat diyorlar hocam. Cehennemin katıdır. Kur'an ayetlerinin sayı kadar. Evet. Ve orada diyecekler ki ikra varga. Oxu get. Oxu get. Mesela elbette amel edenlere de. Laf yüksek mertebede Peygamber Ekrem Ehl-i Beyt Aleyhisselam Hazreti Burcu mesela bu işi mekarım el-halak buyurur. Eğer bu işi yapan benimle kehatin böyle olacak. İki mübarek parmağını deyir gördüm ravi diyor ki gördüm ki böyledir. Yani benim yanımda olabilir orada. Mekarım el-halakın bereketine. Sonuçta müstehep işlerin bereketine gidebilir insan. Şimdi onu demek istedim. Onu da zorla olmaz. Bu çok önemli bir şeydi. Zorla olmaz. Anlatabilir miyim? Tabii tabii hocam. Zorla olmaz. Onu gereği nasıl yapsın insanlar? Özellikle bu yolun yolcuları mı diyeyim, talebeler mi diyeyim? Bakıp görüyoruz. Ben çok inceliyordum. Mesela birisini diyeyim. Gidirler filan yere ziyarete. Orada çok ziyaretler yapılır. Sonra gelirler onların dersleri ve hatta namazları, sabah namazları böyle kazaya gidir. Ve dersler gitmedi. Ama oraya gelmişti ders okumağa. Ders okumak onun için farz olmuş. Oraya gelmiş. O seçim filan ibadeti yaşadığı ülkesinde de yapabilirdi. Doğru. Her yerde yapabilirdi. Ama bu dersi orada okuması lazımdı. Doğru. Ve ne yaptı? Farzı kurban verdi müstehebbe. O müstehebdi o ziyaret. Ama bu ise farzıydı. Müstehebler o zamana kimi mekbuldular ki farzlarla çelişmese.
farzlara muaniyet icat edemezse, mani olmazsa eğer, o zaman izin var. Bir şey soracağım hocam. Az önceki bahsettiğiniz konuda kafama takıldı. Belki izleyicilerimizin de takılmıştır. Onlardan taraf bu soruyu soruyorum. Az önce bahsettiniz ya, Kur'an'daki olan ayetlerin sayısı kadar cennette insanlar makam makam var. İşte oku, bir sonraki makama git amel ederek. Şimdi adam Kur'an'ı bilmiyor. Ayetlere haiz değil ama Ehl-i Beytine velayetine iman etmiş. Elinden geldiğince ibadetlerini de yapmış. Şimdi bu adam ayet bilmiyor, okuyup yukarı çıkamayacak mı? Onu da sorayım. Böyle bir ayet güzel sorudu. Ama orada hepsi Arapça biliyor. Cennete. İnsan öldüktüğü zaman onun için öyle bir problem. Bu dünyanın bazı meseleleri de bu dünya. O dünyada insan telepatik bile anlıyor. Arapça hepsi biliyor. Cennette. Arapça hepsi cennetin dili. Arap dilidir bu arada. Tamam mı? Cehennem? Yazıplar bazısı ama onu kesinlikle diyorum Türk dili değil. Kesinlikle. Bunu düşmanlar icat edildiler. Dediler ki böyle milletler arasında ihtilat salmak için. Halbuki asla öyle değil. Türk dili benimle. Ben axı bilirsiniz ben bir dilciyim. Tabii dil bilimcisiniz. Ben 40 yıldan fazladır ben dillerle ilgilenirim. Tamam mı? Ve dilçilik elmini okumuşam. Şimdi bu şey için demiyorum. Sadece Allah, elbette Allah'a hamdü sena olsun ki tevfik verdi. Elhamdülillahillezî hedâne lehâzâ ve mâ kunna linehtediye levlâ en hedâne Allah. Şükürler olsun Rabbime. Ama bunu demek istiyorum. Ben biliyorum ki o kriterler var ya, hangi diller hangi kriterlere göre üstün olabilir. Böyle dinler, dillerin diller. Bazıları bazılarının üstündü. Böyle. Diller var, inanın o kadar kaba seslenir ki. İnanın, ben tercüman olarak size söylüyorum. Bakın, mesela bir kelime ile deyilen sözü 10-10 tane kelime ile ifade edirler. Mesela Türk dilinde bir kelime var, bir kelimedir. Bir, onu açmak için 10 tane, belki de daha çok kelimeler istifade edirler. Bu dilin nesi iyiydi? Tamam mı? Ama dildi diyelim. De demeyeyim hangi ölçenin dildi kalsın. Onu demek istedim. Dillerin fazileti var bazen. En faziletli hangi dildi? Arapçadır. Hiç şeksiz, şüphesiz. Bütün kriterlere uygun gelir ve en yüksek seviyededir. Ve ile Kur'an-ı Kerim bu dilde nazil olması lazımdır. Çünkü biliyor musunuz? Orada o kadar dakikti ki Arap dili. Arap dilini o kadar güzel dildi ve özel bir dildi. Orada kalıplardı. Mesela kalıplar mefaülün, failatın, failat deyirler ya. Kalıptı. Çok ilginçti bana. Mesela ben o zaman yadımda da tef'il babını öğrenen zaman, mesela sehre kimi uyumadım. İnanırsınız sevgimle, şovgumla, şevkten. Tabii şevk. Anladım. Dedim aha bir ömür ki biz orada. Mesela hep bana soruydu. Kelimeler vardı. Biz konuşardık Azerbaycan dilinde. 5 harfliydi. Başlığı T ile başlayırdı. 5 harfiydi böyle. Meğerse onlar tef'il babındanıymış. Tef'il vezinde. Bizde çok iyiydi öyle. Tebrik, teşvik, tehkir, tarif. Öyle gidiyor. Bir sürü vardı ama biz anlamırdık bunu. Ama o babı, bir tane babı öğrenmek benim ne kadar üfüklerimi genişlendirdi. Vesaire. Özde size bir söz diyeyim. Başka dilleri eğer illa öğrenirsen, burada ise Arap dilinde kalıbı öğrenirsen kendin de üretebiliyorsun. Böyle çok ilginç bir şeyler. Bir gün ondan konuşuruz. Tabii ki hocam. Şimdi Arap dili en güzel dillerden de çünkü mesela tesavvürün bizde ne kadar deve kelimesi var? Bir tane. Özün öldü, sıfır çatlasın, mesela deyirler, taş çatlasın. İki tane olabilir. Ama Arapçada 40'dan fazla. İşte. Deve. Dilin genişliği, zenginliğinin az önceki bahsettiğiniz. Her bir şey. Dakika izle. Diyor ki mesela yeni doğulan budur. Biraz mesela yaşlanmış budur. Süt emen böyledir vesaire. Bunlar o dilin nasıl diyeyim güzelliğini ve cüzünün kudretini gösterir. Ondan sonra ben inandırırım, tam bunu cesaretle diyorum bir dilçi olarak. Evet. İkinci yerde ben Türk dilini biliyorum. Eyvallah. Evet, Azerbaycan da Türk dillerinin içinde. Tabii ki, tabii ki. Türk dili değil demek istedim. Çok kudretli dildi. İmkanları çok genişti. Tamam mı? Keşke bu dilin çeşiğinde daha çok duralar. Koymayalar mesela. Yerli yersiz bazı kelimeler gelir filan. Ona ihtiyacı yoktu. Kelimenin özünün kudreti var bu şeylere. Doğru. Hocam şimdi ahlak konusuyla ilgili son birkaç cümle daha alayım. Nefisle olan savaşta insan ahlakı eğer güçlendirmek istiyorsa nefisle olan cihetini daha da çoğaltması lazım dediniz. Ama bunu da bir anda aşırı yüklenerek değil
kademe kademe, merdiven merdiven, yavaş yavaş kendisini alıştırması lazım. Ama farz olan ibadetlerde de gevşeklik göstermemesi lazım. Çünkü bunun bir özrü yok. Onu yapmak durumunda dediniz. Aynen Seyyidim. Ve severek yapması gerekiyor aynen, dediniz. Kriter budu. Şimdi bakın ben buradan seslenirim. Haramlardan uzaklaşacaksınız. Uzaklaşacağız. Öyle diyelim. Orada taviz yok. Tamam mı? Muhakkak. Der, innema yetekabbelullahu minel muttaqin. Yani Allah Teala fakat ve innema dediği için nedir? Yalnız budur. Bundan gerisi değil. İstisnaya yer yoktu. Sadece budur. Allah Teala takvalılardan kabul eder. Tamam mı? Şimdi takva da nedir? Yani günahlardan kaçınmak. Günahlardan kaçınmayan insandan Allah kabul etmiyor. Tamam mı? Şimdi haramlardan kaçınacağız. Önce özde odur. Sonra farzları yerine getireceğiz. Evet hocam. Bunlar muhakkak. Bunlarda taviz yok. Halim var, halim yoktu. Yok. Seviyorum, sevmiyorum. Yok. Beni ne derler? Beni ilgilendirmiyor diyebilirsin. Şariye der. Şariye diyor. Beni ilgilendirmiyor. Sen bunu yapacaksın. Yapmak zorunda. Ne derler? Ama müstehabler ve meşruhlar konusuna gelince onları severek yapmak lazımdır. Aşk, eğer aşk yoktursa onu koyun ki bir kenara. Onu insan çünkü zorlamasın kendini ruhunu sonra birden patlayabilir. Birden geri dönüşüm olabilir, kötü olabilir. Keman ki öylece gördük. Ha, burada bitti mi? Bitmedi. Burada bir mubah meselesi de var. Mübah. Meşruhtan ve ondan sonra da bazılar var müstehabları eliyor, aşkla ediyor. Meşruhlardan aşkla el çekir. Doğru. Aynı haram kimi onlardan da el çekir. Bu çok yüksek megamdır. Aynı neyi diyebilirsiniz bu kademeni? Hani bazılarının orucuna sadece aç kalmak kalırsa, evet. Aç susuz kalmak vesaire o 9-10 meseleden bu batıl olan şeyler vardı ya, onlardan mesela çekindi. Sadece bu kalırsa bazıları gözleri, kulakları, dilleri de oruç oluyor. Bunlar da mesela onların kademesi daha çok. Onlar artık arifler. Ariflerin ele beşi orucu kimidir. Havasın diyelim. Oruçlar var. Oruç var ki genel. Bir de var havas. Havas yani özel. Doğru. Özellerin orucu var. Özellerin özelliğinin de var. O nedir? İşte onlardır ki mubahlar var ya. Mubahlar o şeydir ki onun ne ziyanı var ne şey. Mesela yatmak, durmak, konuşmak böyle. Onları da çevirirler. Bu da üçüncü kademe ve çok büyük bir kademedir. Tamam, o da özel, havastır. Onların oruçları da çok özeldir. Onlar Allah'tan başka bir şey diyor. Onların yaptığı hep müstehabdir. Onlar mübahlı. Mesela onlar diyelim, Selman-ı mesela Muhammed'i kimi. Ki Selman-ı Farsi diye meşhurdur. Ama Peygamber Eşen Burcu ona deyin Selman-ı Muhammed'i. Huve minna. Ehlel beyt. O biz ehli beytendir. Öyle deyin. Tamam. Şimdi ama o çıkaldı ehli beyt el müslüman'a kesinlikle ehli beyt el müslüman'ın yaptıkları sadece farz ve müstehablardır. Kesinlikle. Eyvah. Onlar masumdular. Onlar hiç günahın fikrini bile etmezler. Tabii. Hocam yüreğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Bir dahaki bölümde mübah ve heves konusundan yine kaldığımız yerden devam edelim. Yüreğine sağlık. Sayfiye-i Seccadiye'yi de bir program yapalım dedin. Onun da notunu aldım. İnşallah akaidden sonra, ahlaktan sonra hocam. İlla demedim benimle. Yok dedim yok. Ki, yok burada şey, bu arada ben sizlere bir sözüm. Buradan konuşan bütün alimle sizlere ve bütün alim arkadaşlarıma çok teşekkür ellerini öpüyorum. Ve onlar çok hizmet edirler. Hepsi maşallah hizmet edirler ve umarım ki inşallah onlardan da yararlanırlar. İnşallah. İnşallah hocam biz sizden istifade ediyoruz.